Türkiye yeni bir yüzyılın ilk çeyreğine yaklaştığımız şu günlerde özellikle savunma ve havacılık sanayinde büyük atılımlara imza atmaktadır. Savunma sanayinde yerlilik oranını %20'lerden 80'lere çıkaran Türkiye, yaptığı ihracatla da dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Özellikle havacılıkla ilgili ürünler, ki başta İHA'larımız ve SİHA'larımız gelmektedir, yabancıların ilgisini ve dikkatini çekmektedir. Yapılan bu hamleler ve yaşanan gelişmeler Türkiye'yi bir üst sınıfa yükseltecektir. Bunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve dirayetli yönetimin etkisi tartışılmaz. Türkiye'nin kendi savaş uçağını yapma adına ciddi bir çalışmayı yürüttüğü ve ilk uçuşun 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşeceği de başka önemli bir noktadır. Tabii Türkiye'de savunma sanayi ve havacılık denildiğinde 5 güzel adamın adı zikredilmektedir. Tüm zorluklara ve engellemelere rağmen bu konuda tüm çaba, bilgi ve maddi birikimlerini harcamaktan çekinmeyen bu baba yiğitleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre, Nuri Killigil ve Özdemir Bayraktar'ın çabaları unutulmayacaktır. Topraklarımızda uçaklar çok erken tarihlerde görülmeye başlanır. Osmanlı çocukları 1911-1912 tarihlerinde uçmaya başlamıştır. Ardından Cumhuriyet döneminin ilk günlerinde de ilgi devam eder. Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü şiar edinilmiş ve 8 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuştur. Yine aynı dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle 15 Ağustos 1925'te Kayseri Tayyare ve Motor Fabrikası kurulur. Fabrika Almanya'nın uçak yapma yasağı nedeniyle Junkers uçaklarını Türkiye'de yapacaktır. Ancak gelin görün ki kuruluş emrini veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk temel asma törenine ve açılışa katılmaz. Ne yazık ki Almanlarla yapılan anlaşmanın bozulması üzerine fabrika 1928'de kapatılır. 1930 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na devredilir. Yine Kayseri'de ikinci teşebbüs 1932'de olur. Tatko firması kanalıyla çeşitli tip ve modelde 112 uçak üretilir. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrası meşhur Marshall yardımları nedeniyle üretim durur. Amerika'nın savaş sonrası ülkesine geri götürmeyi maliyetli bulduğu büyük bölümü dökük uçaklar bize verilir. İlginç bir şekilde bu ve diğer uçak üretme girişimlerini biri ya da birileri sürekli engeller. Girişimcilerimize sürekli engeller çıkarılır. Adeta bu işlere girmeyin mesajı verilir. Bu girişimcilerimizden biri Vecihi Hürkuş, diğeri de Nuri Demirağ'dır. Bu iki ismi özellikle son yıllardaki yayınların da etkisiyle hemen herkes bilmektedir. Bunlardan Nuri Demirağ bu bölümün konusu olacak. Demirağ fazla bir eğitimi olmayan fakat kendisini çok iyi yetiştirmiş bir isimdir. Eşine az rastlanır bir yeteneğe sahiptir. Önceleri bir bankada memur olmuş ancak memuriyet hayatı sıkıcı gelince girişimci ruhla çalışmaya başlamıştır. Kısa zamanda da Türkiye'nin önde gelen müteahhitlerinden biri olmuştur. Cumhuriyet Türkiye'sinde demir yollarına ayrı bir önem verilmektedir. İşte bu yeni demir yollarının bir bölümünü Nuri Demirağ yapmıştır. Demir yollarının yanında limanlar, köprüler, istasyon binaları gibi yapılara da imza atmıştır. Demirağ soyadı da bu çalışmalardan gelmektedir. Nuri Demirağ bir vesileyle uçaklarla tanışır ve kopmayacak bir bağ oluşur. Batı ülkelerinin eski uçaklarını ve teknolojisini bize satmasından dertlidir. Projesinden motoruna, havaalanından pilot okuluna kadar geniş yelpazede her şeyi bize ait olan bir sistem arzulamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilk fabrikasını Beşiktaş'taki Barbaros Sanatı'nın bulunduğu bölgeye kurar. Daha sonra Yeşilköy'deki 1559 dönümlük araziyi satın alır. Buraya bir havaalanı ve bir pilot okulu kurar. Türk Tayyare Cemiyeti Nuri Demirağ'a 10 eğitim uçağı ve 65 planör sipariş eder. Ancak ne hikmetse bunları almaz. Döneme ait bir başka girişim de Ankara Etimeskut'ta yaşanır. 1940'ta kurulan fabrikada 1944 yılına kadar motorları da dahil 30 uçak yapılır. Ancak bu üretimde durdurulur ve fabrika traktör üretmeye başlar. Dönemin bürokrasisinin düşünce yapısını İnönü'nün son başbakanı Şemsettin Günaltay şöyle açıklar. Marshall planı gereğince Amerika Türkiye'ye bedelsiz uçak ve uçak motoru verecek. Üretim yapmanın ne gereği var? İlginçtir, tıpkı Vecihi Hürkuş'ta olduğu gibi Nuri Demirağ da bürokrasinin hışmına uğrar.
Cumhurbaşkanı İnönü'nün talimatıyla Nuri Demirağ'ın Yeşilköy'deki havaalanı metrekaresi 1,5 kuruştan istimlak edilir. Yarım kuruşu da vergi olarak kesilir. Ayrıca yaptığı uçakların yurt dışına satılması yasaklanır. Çaresiz kalan ve uğradığı haksızlığa içerleyen Demirağ siyasete atılır. Parti kurar ama başarılı olamaz. Çünkü o siyasetçi değil, girişimcidir. 1954'te Demokrat Parti'den milletvekili seçilir ve meclise girer. 1957 yılındaki vefatına kadar vekillik görevini sürdürür. Ne yazık ki bu hazin hikaye ve benzerleri uzun yıllar devam etti. Girişimci ruhu örselemek, törpüleyip köreltmek görev kabul edildi. Sonra da kendi markamız neden yok soruları sorulup timsah gözyaşları döküldü. Ta ki 2012'ye kadar.